Herkese selam. Bugün günlerden salı. Yani sınav olalı 2 gün oldu. Bu videoyu bugün çekiyorum. Çünkü pazartesi günü yani sınavdan ertesi gün zihnim ve bedenim çok yorgundu. Bugün de hala kendimi toparladığımı düşünmüyorum ama alan sınav olduğu için çalışmak zorundayım. Alan sınavını aksattım diyordum önceki videolarımı izleyen olduysa. O yüzden konuları unutmuşum. Yani bu yüzden günde hem deneme çözüp 2 deneme çözmeyi planlıyorum hem de konularımı tekrar etmem için hunharca çalışmam gerekiyor 2 hafta boyunca. Bir de yüksek lisans için başvurular yaptım. Sınavdan önce de bazı şehirlerin ki sınav mülakatları sınavdan önce olduğu için mesela birkaç günü öyle gidecek muhtemelen mülakata git gel yapacağım için. O yüzden de hani çalışabildiğim günleri sonuna kadar kullanmam gerekiyor. Bugün sabah namazından sonra uyumadım. Ama şu an saat 9, daha ders çalışmadım. Çünkü zihnimin uyanmasını bekledim. Karnımı doyurdum. Biraz egzersiz yaptım. 1-2 gün böyle hani sabah namazından sonra direkt derse başlamam da böyle zihnimi birkaç gün daha böyle alıştırayım. Ondan sonra saat 7 gibi artık çalışmaya başlarım sabah. Yani video yansıyor mu bilmiyorum. Aşırı yorgun hissediyorum. Zihnim çok yorgun. Hani böyle bir kitabı elime aldığım zaman nasıl diyeyim ki? Kelimeler zihnime işlemiyor yani. O yüzden hala sanki ders çalışmak için hazır değilmişim gibi. Ama hazır olmak zorundayım. O yüzden kendimi hazır hissetmeyi bekleyemeyeceğim. 2 haftalık bir sürem var. Sınavım nasıl geçti? Bu konuya gelecek olursak. Ben bir video çekiyordum sınav günü. Sabahında şey yapmıştık böyle öncesi gün bir önceki gün sınavdan bir önceki gün ben poğaça vesaire hazırlamıştım sınav sabahı ve eğitimle genel kültür arasındaki o molada karnımı doyurmak için sabah başladım çekmeye vlog çekeyim dedim hani sınav sabahı çıkışı nasıl falan videoda da dedim ki hatta onu koyarım araya burada şey dedim eğer ağlayarak çıkarsam bu videonun sonu gelmez dedim. Ve o videonun sonu gelmedi. Senin yüzünden benimle Evet. dalga geçiyorlar. Abi geçmezler. Piknik yapıyoruz resmen. Böyle. Sınav çıkışı da inşallah çekebilirim. Ağlamıyor olursam eğer. Ben çıkarken de abimler beni videoya çekmiş. Fatoş. O videoyu da koyuyorum. Ağladım evet. Şöyle oldu. Sınav esnasında aşırı sancılandım. Nasıl oldu anlamıyorum. Allah'ım cehennem ateşi sıcağı var dışarıda. O kadar sıcak ve ben üşütmüşüm. Sınav sabahı üşütmüşüm. Nasıl becerdim? Hala bilmiyorum. Ve sınavda çok kastım kendimi var ya. O kadar kötüydüm ki böyle bir süre sonra elimi böyle sıktığımı fark ettim. Ne kadar şu elim bayağı yumruk yapmışım, böyle sıkmışım. Soruyu çözerken de bu elim titriyordu. Bir ara optiye işaretleyemem. O kadar titredi elim. Çok kötüydü bu sınav esnasında. İlk kez yani bu zamana kadar kaç kez lise, üniversite sınavlarına vesaire girdim, ALES'e girdim. Hiçbirinde böyle olmamıştı. Yani üşütecek günü buldum ya. Bir de o kadar sıcakta nasıl üşüttüm anlamıyorum. O yüzden üzüldüm. Sınavın ortasında biraz ağladım. Ama o çok iyi oldu. İyi ki ağlamışım. Ağladıktan sonra biraz daha rahatlamış olarak şey yaptım. Çözmeye devam ettim. Ama o kadar şeydi ki okuduğum cümleyi anlayamıyordum. Hani Türkçe soruları zordu. Onu kastetmiyorum. Tarihi, matematiği bile ya ne diyor ne diyor. 2-3 kere okuduğum oldu. Hemen bitirip hemen çıkmak istedim. Ya bıraksam yarıda ne olur falan. Ama bırakmadım. Dedim ki bir kere giriyorum, bir yıl daha hazırlanmaya katlanamam dedim. Sabretmeye çalıştım. Çok kötüydü ya. Ama sınavın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Şöyle sınav sonucu iyi de gelebilir, kötü de gelebilir. Yani hiçbir fikrim yok. O kadar sancılı olmama rağmen yani elim titriyordu. Optiye işaretleyemedim. Baktım optiğin dışına gidiyor işaretlemem. Sildim tekrar işaretledim ha o derece. İşte bir ara bıraktım kalem böyle ağlıyordum. Oradaki hoca da bana üzülerek bakıyordu. Ay çok. Hocaya da özürdüm o. Ondan sonra sınavdan çıktım ben.
Abimler okulun yan tarafındaydı. Ben orada bıraktıydım. Oradalar sanıyordum. Kapının önüne gelmişler mi? Ben çıktım. Direkt yan tarafa doğru yönelmiştim. Abim de seslendi. Ben onları görünce başladım ağlamaya. Abim sarıldı. Abime sarılarak ağladım biraz. Sonra abim de bayağı korkmuş. Hiçbir şey yapamadan sanmıştı. Ama bilmiyorum ya, kötü de gelebilir. O sancıyla biraz da çok hızlı okuduğum soruları. Yanlışım çok çıkarsa kötü gelir. Çok çıkmazsa normal ortalama gelir. Yani denemelerdeki kadar yüksek gelmeyecek, ondan eminim. Böyleydi benim sınavım. Yani 80 neti görür müyüm diye düşünüyorum. Görmem, göremem herhalde. Emin değilim. Böyleydi. Buradan bir şeye bağlayacaktım ama unuttum. Bu arada üstümdeki kot ceketi çıkaracağım. Çünkü içimdeki tişört olduğu için evde tişörtle duracağım. Havalar iyice ısındı bu sıralar. Çok sıcak. O yüzden böyleyim karşınızda. Bir de o yüzden ölü gibiyim. Anlatacaklarım bu kadar. Sen bayağı kaç dakika? Oh, 6 dakika olmuş. Ay, video çekerken keyiflendim. Ama sanki hani başımı koysam şuraya uyuyacak gibiyim. Neyse, şu an ne yapacağım? Artık şeyden bahsedeyim. Deneme çözüyorum. Bu arada çok kopuk kopuk anlattım sanırım. Kusura bakmayın çünkü zihnim de kopuk. Tam değil yani, yerleşik değil. Deneme çözeceğim. Şöyle bir plan yaptım. Denemeyle başlayacağım güne. Ondan sonra mola vereceğim. Eğer zihnim iyi olursa ikinci denemeyi arkasına çözeceğim. Ama öylesi faydalı olmuyorsa bana denemeyi çözeceğim. Sonra biraz ders çalışacağım. Ondan sonra böyle ikindileyin gibi ikinci denemeyi çözeceğim. Yani bu biraz daha benim zihnime bağlı. Zihnim nasıl daha iyi oluyorsa o şekilde yapacağım. Böyle şimdilik. Ben başlayayım. Zaten karnım vesaire doymuştum. Direkt başlayacağım derse bir video çekeyim dedim. Çünkü hani bir yıl boyunca ders videoları çektim. Sonucunu da çekmem gerekiyor diye düşündüm. O yüzden bu arada da şeyler açıklansa da bakmayacağım. Cevap anahtarı açıklansa da, çünkü alana gireceğim. Hani alan sınav olmasa kesinlikle bakardım. Çünkü korkunun hiç faydası yok. Ama alan sınavına motivasyonum, modum yüksek olarak girmem gerekiyor. O yüzden hani etkilememesi açısından bakmayacağım. Böyle karar aldım. Yeterince fazla uzun konuştum ve sanki çok kopuk konuştum. Ne konuştuğumu bilmiyorum şu an. Kapatıyorum burada. Artık ben denemeye geçiyorum. Yine gün içinde muhtemelen açar bir şeyler söylerim. Şu an yemek yapıyorum kendime. Spagetti. Bu arada bu üçüncü öğünüm. Saat 4. Videoyu kapattıktan sonra işte deneme çözdüm. Deneme ben çok kötü bekliyordum. 50 net yaparım diyordum. 58 yapmışım. Çünkü çok fazla unuttuğumu düşünüyordum. Ama tahmin ettiğim kadar unutmamışım. O yüzden keyfim yerinde. Sonra dün modum çok düşük olduğu için, yorgun olduğum için dün bulaşık yıkamamıştım. Bugüne bırakmıştım. Bulaşıkları yıkadım. Onları yıkarken de telefondan ders videosu açtım. Gene tekrar olsun diye. Onu izledim. Sonra acıktım ve spagetti yapmaya karar verdim. Şimdi spagetti yapıyorum. Spagettim de pişmek üzere. Bu arada evet, tipim şu an hiç güzel değil bence. Kameraya bakınca da kendimi hiç beğenmiyorum. Ama makyaj yapmaya ve çıkarmaya aşırı üşeniyorum. Bence bu süreçte, sınav sürecinde tamamen göz ardı edilebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım saçım da çok kötü görünmüyordur. Böyle haber vereyim dedim. Herhalde bu da kapanış konuşmam da olur. Sabahki şeyim kalmadı sanki. Hani videoda da fark ettiyseniz, biliyorum şu an daha dinç hissediyorum. O deneme çünkü modumu yükseltti biraz. Böyle. Diyeceğim başka bir şey yok sanırım ya. Bundan sonra spagetti yedikten sonra bir deneme daha çözeceğim. Onun ardından ders çalışacağım. Aa, bu arada akşam babamdan izin alabilirsek eğer, yani karşı çıkmazsa, Fatoş, ben ve kardeşim Kevser yürüyüşe çıkacağız. Belki oradan da kesit koyarım. Eğer koymazsam şimdiden kendinize çok iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Sınavdan sonra inşallah biraz daha sessiz vlog çekmeyi çok özledim. Sessiz vlog çekmeyi düşünüyorum.
Ya da bir şeyler düşünüyorum bakalım. Siz de görüşlerinizi bildirebilirsiniz. İşte şu tarz video çekersen güzel olur, bu tarz videoları beğeniyorum diye. Evet, çıktık ve gidiyoruz pikniğe. Kevser su ve termos aldık. Çekirdek aldık. Burada bir park var. Oraya oturacağız. Şuradan cips alak mı? Orada aha bir de cips var herhalde. Sabah demiştim ya eklerim diye. Bunu da ekleyeceğim videonun sonuna. Tekrar yap. Düşüyordum. İlki şey olmadı ama. Öyle işte, yürümek çok iyi oluyor ya. Biz buraya taşındığımızda beri daha iyi yürüyoruz. Fatoş var, abimin eşi, birlikte yürüyoruz. O yüzden çok mutluyum buraya taşındığımız için ama merkeze uzaklaştığımız için hala çok üzgünüm. Biz geldik, banka oturduk ve ücretsiz canlı müziğimiz de var. Tam yerine oturduk bence. Termosu vesaire de ayarladık. Sosyal mesafeye uyarak oturuyoruz. Ama evin içinde dibdibeyiz. Şimdi dönüyoruz. Dönüş yolundayız. Saat 9:30 falan. Şarkı çok güzel geldi. Bu şarkı eşliğinde yürümek çok hoş. Böyle duygusal biraz. Slow bir şarkı. Ve bence bu yürüdüğümüz alan da güzel. Diğer eski oturduğumuz yerde bu kadar güzel yürüyecek alan yoktu. Değil mi Fatoş? Evet. Doğru mu Samet? Fatoş bilmiyor çünkü o Almanya'da yaşadı. Öyle. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Ve beğenin lütfen. Görüşmek üzere.